Evet, 2016 Avrupa LCS yaz mevsimi 6. hafta birinci gün karşılaşmaları LoL TV ekranlarında tüm hızıyla devam ediyor. İlk serimizin adı Fnatic Team Vitality'ydi ve Fnatic bu seriyi 2 maçı da kazanarak 3 puanla kapatmaya başardı. Aynı saatlerde Orion'le Unicorns of Love da karşılaştı ve bu seriyi de Unicorns of Love 2-0'la kazanmayı bildi ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Yani zaten Orion'la oynayan her takım muhtemelen artık mutlak favori diyebileceğimiz kıvama geldi. Çünkü Orion'un belli bir düşüşü var ve herhangi bir şekilde buna bir yara bandı olabilecek bir konuda herhangi bir girişinde de bulunmuyorlar. Oradaki yara kanamaya devam ediyor. XPK'nin de işte nişancı mekanikleri ne kadar olur artık? Yani yavaş yavaş da playofflar artık gelmeye başlar. Önümüzde fazla da bir hafta kalmadı. Bakalım bu öyle giderse Orion için işler bayağı bir kötü sonuçlanacakmış gibi görünüyor. Ya o maçları biraz daha konuşuruz ama tabii Orion'un özellikle son 3 haftada şöyle bir taktiği vardı. Maçı ne kadar soğutursak, ne kadar uzatırsak o kadar iyi. Hatırlarsan Baronlu kadim ejderhalı Orion'un bir tane inhibitor alamadığına şahit olmuştuk. Ya bu Orion'un takım olarak hani ilk kurulunda da bu tarz oyunları vardı yani. Bu takımda yani Zven ve Mitte gitmeden önce de bu takımın zaman zaman oyunları hep bu şekildeydi. Onların da biraz daha ileri yani yakın tarihe gelecek olsak MSI'ye baktığımız zaman ki oyun tarzları da böyleydi zaten. Yani hızlı oyun oynayan bir Orion hiçbir zaman olmadı. Yani Fnatic tarzı, G2 tarzı, H2K tarzı, oyunu bitirelim 25 dakikada 30 dakikada hemen sonlandıralım tarzı bir oyun felsefesi Orion zaten organizasyon olarak hiçbir zaman benimsememişti ki şimdi de onun hala aynı alışkanlığı devam ettiğini görüyoruz. Ya Orion'da şuna çok rast geldik. Evet 40 dakika sürdü ama dediğimiz gibi Orion çok sakin oynayarak 40 dakikada bitirdi. Buna çok birçok kez denk geldik ama 3 hafta önce 80 dakika süren bir Fnatic maçı, geçen hafta 2 hafta önce 70 dakika 65 dakika süren bir H2K maçı, geçen hafta da yine 70 dakika süren bir seri. Yani bir noktadan sonra artık Orion seyir zevki olarak da biraz izleyiciler noktasında sıkıntı oluşturuyor ve bu kadar uğraşmasına rağmen puanları bir türlü hanesine yazdırmıyor. Hatırlarsan o 80 dakika süren maçtan sonra maçı kazanmayı bilmişlerdi Fnatic karşısında ama serinin ikinci maçında 35 dakikada darmaduman evet. olmuşlardı. H2K'de de aynı şekilde oldu. Bugün de maalesef o kötü gidişata maalesef dur diyemediler. 0 puanla bu haftayı da kapatacaklar mı? Yarın bunu hep birlikte göreceğiz. Şimdiki maçımız G2 ile Giants belki de en azından benim için günün en çok beklenen maçı. Son haftaların formda iki takımı diyebiliriz. Yani geçen haftayı kayıpsız kapatan bir Giants var. Geçen haftayı sadece 1-1 birlikte bir skorla bitiren bir de G2 ekibi var ki onlar da Orion'la beraber kaldı. Artık hani ligin en tepesindeki, ligin sondan büyüsteki takımının da beraber kalması bana biraz garip geliyor. Ama bu iki takımın da oyunu hızlı oynadıklarını öncelikle söyleyelim. Yani bir anda böyle erken dakikada takım savaşları görebiliriz. Erken dakikada düşen birçok kule görebiliriz ki bu iki takımın zaten en büyük avantajı çete savaşlarına yani o ufak çaplı 2v2, 3v3 olan takım savaşlarından kazandıkları avantajı hemen sonucu dökmeleri. Yani avantaj sağlıyorlar. Avantajı sağladıkları yerden yani orada takım savaşı yapmaya devam etmiyorlar. O avantajı başka koridora yaymayı başarabilen iki ekipte. Ki Giants'ın son zamanlardaki en büyük performansının sebebi zaten Knight'ın yani orta koridor oyuncularının müthiş bir patlama yakalaması ve müthiş performansa bürünmüş olması. Yani şu an orta koridorda Giants'daki Knight durdurulamaz bir konuda. Bir de ona bir skor verirseniz yani bir şekilde onu öne geçirirseniz belki de hani Giants'ın bugünkü bu karşılaşmayı kazanması adına en büyük nedeni şunu diyebiliriz yani Giants'taki Knight'ı öne geçir, onu en azından yani Perks'e karşı bir avantaj sağla ve onun kazandığı avantajı koridorlara yaymayı bekle. Bu onun için belki de Giants adına en önemli nokta olabilir. Evet, kağıt üzerine baktığımızda bugünkü fikstürü aslında dersin ki G2 yani Giants'la karşılaşıyor ve büyük ihtimalle 3 puan hanesine yazdırır ama işte oyunu biraz zevkli kılan şey bu. Ligi biraz daha zevkli kılan şeyler bunlar. Yani geçen haftaki Giants oyunundan sonra bugün asla şey diyemiyoruz. Yani Giants G2 bu maçı, bu seriyi eze eze kazanacaktır diyemiyoruz. Dediğin gibi Knight'ın o çok ciddi performansı. Son Star'ın G performansı geçen hafta. İnanılmazdı bakalım. Yani bu hafta neler yapacak? Verecekler mi G'ni acaba Son Star alabilecek yani mi? Yani bir yasaklama gelebilir açıkçası. Yani dünü izledilerse zaten olabilir yani. Şimdi bir kısa bir videomuz var. O videoyu izleyelim. Daha sonra yorumlarımıza devam edeceğiz. To lane with Sunstar in the beginning was pretty difficult because the language and the communication. So, but now we don't really like, we're kind of on the same page for the most of the time. So
Now it's really good. Like before I had to ask him like you want to go and stuff like this, so it was pretty hard. But now it's good. I think Sonstra's AD is really good. Like the movement around the map and knowing where to be, and like he also short calls sometimes, and he's like really good on that, and I think his mechanics are really good too. Evet, Jensen destek oyuncusu Hasti'nin bir röportajını izledik. Önce biraz takım olma noktasında sıkıntılar yaşadıklarını, özellikle iletişim noktasında, ki bunu birçok kez dile getirmişizdir. Takımların ne kadar iyi iletişim kurabilirlerse o kadar iyi takım savaşları ve defans yapabildiklerini birçok kez söyledik. Ve daha sonra da Sonstar'ın performansından, oyun bilgisinden bahsetti. Onu haklı çıkardı aslında son hafta Sonstar Ocean performansıyla. Yani Hasin'in de geçen hafta bayağı bir Brown performansıyla göz olduğunu söyleyebiliriz. Yani Giant'da şu an işler iyi gidiyor. Her şey tıkırında diyebiliriz. Yani kötü performansla gelen herhangi bir oyuncu kesinlikle yok. Öbür tarafta ise hani Giants'ın yapabildiği işleri daha iyi yapan bir ekip var. Hani G2 ekibi. Her oyunlarında koridoru kazanmaya oynayan, yani kendi oyun stilini rakibe kabul ettirmeye çalışan bir takım G2. Yani bir şekilde ise bunu kabul ettiriyorlar. İşte 1v1 olsun, ışınlanlar olsun, devre ekstra, bazı şampiyonları başka koridordan alıp başka koridora monte etme olsun. Bir şekilde sizin o hani ayakta kalmaya çalışan dingillerinizi kırmayı başarabiliyorlar. Bu çok önemli bir şey. Yani çünkü bazı takımlar vardır. Hani bir tane iki tane strateji uygular. Olmaz. Hani oyunu rölantiye bırakır. Hani ne olacaksa olsun havasını atıyorum. Hani Orion gibi. Aldığı avantajı kullanma konusunda zorluk yaşayan bir takım gibi. Ama G2 öyle değil. G2 her şeyi deniyor. Yani oradan orta koridordan girer, baktı orta koridordan çıkartamadı sizi. O büründüğünüz kabuğunuzdan dışa çıkmak için baron etrafında oyunlar yapmaya başlar. Barona gidermiş gibi yapar. Bir anda üstünüze döner işte. Hani eskiden olurdu. Bir anda imtara koşma gibi. Hani bunları yapabilecek takım potansiyeline sahip G2. Bu yönde hani Giants'ın da ben bu takıma karşı en azından bu son iki haftaki performansına baktığım zaman G2'ya belki de diş geçirebilecek şu anda ligdeki tek takım olduğunu düşünüyorum. Eğer bizim bildiğimiz Giants, yani geçen haftaki Giants, onlardaki Giants gibi oynarsa bu haftada bizim müthiş bir karşılaşma bekliyor. Yani ortada çok büyük bir takım savaşının döndüğü, objektifler adına mükemmel takım savaşlarının döndüğü bir seri izleyebiliriz. Şunu da belirtelim. Burada baskı biraz G2'da, çünkü Fnatic kazandı. Evet. Yani Fnatic bugün kazandı. En azından bir puanı garantilemiş durumda şu anda. Dolayısıyla burada G2'nun bu seriyi büyük ihtimalle kazanması gerekiyor ki liderliği kaptırmasın. Dolayısıyla baskı onlar üzerinde, rahat oynayacak ekip ise burada Giants. Çünkü kendi oyunlarını oynamak istiyorlar. Bir çıkış yakaladılar ve buradaki seriyi de kazanırlarsa yine puan almaya devam edecekler. Yani. Çıkışları çok devam edecek. Yani bir anda zirveye oynamaya başlayacaklar. Dolayısıyla belki dediğin gibi, yani sürpriz olur mu bilmiyorum ama Giants kazanırsa ben çok şaşırmayacağım açıkçası. Yani tabii ki ben de şaşırmayacağım. Geçen haftaki sergiledikleri performansa göre, bir de Fnatic gibi ekibi yenmeleri, hani bugün gördük Fnatic yine hani sadece ilk 15 dakika bir şöyle sendelediler. Onun dışında herhangi bir şekilde sıkıntılar yoktu. Yine bildiğimiz Fnatic oyunu oynadılar. O yüzden Giants'a burada ben yani normalden verdiğim kredinin daha fazlasını verebilirim bu seri için. Onu söylemem lazım Kerem. Evet, yani Giants'ın kazanması durumunda puan tablosu da bir anda karışacak. Yani neler olacak, neler bitecek, bunu hep birlikte göreceğiz. Biraz Giants'ın ben üst koridorundan bahsetmek istiyorum. Çünkü şundan bahsettik. Knight çok iyi oynuyor. Sunstar, Hustin çok iyi bir uyum sağlamış durumda. Maxlor zaten geçen hafta galibiyeti mimarlarından biriydi. Bazen Smithy Jane ise farklı kararlar verdiğini gördük. Yani en azından bu takımda etki sıralamasında üst sıralarda değildi. Yani hatırlarsan Sven performansı vardı. Çok fazla oyunda görmedik, düştüğünü gördük oyundan. Bu sefer karşısında Expect var. Bu noktada iki takım arasında bir fark olduğunu söyleyebilir miyiz? Veya oyun buradan kopar mı Trial? Ya üst koridorda şöyle bir fark olacak. Muhtemelen iki oyuncunun da tarzı farklı. Yani üst tarafta Smithy daha çok böyle yetenek gücüne dayalı şampiyonlar oynamayı severken, Expect daha çok böyle hani Bruiser dediğimiz yakın dövüşü seven, yakın dövüşten hasar çıkartan, yani işte bir Gnar'dır, Irelia'dır, bu tarz şampiyonları seven bir oyuncu. Ki bu da ikisinin birbirinin arasındaki en farklı özelliği. Yani buradan kim avantaj çıkar? İki stilinde belli başlı özellikleri var. İşte koridor safhasının dengeli oynaması gerekiyor. Mesela atıyorum, bu noktada Expect'in koridor safhasını agresif oynamaması gerekiyor. Yani belli bir seviyeyi beklemesi gerekiyor. Atıyorum Irelia oynuyorsanız sizin için o all-in dediğimiz, yani bütün hasarı çıkartabileceğiniz dakikaları beklemeniz lazım. Hangi dakikalar bunlar? İşte Irelia'nın seviye 7, 8, 9 belki de en güçlü olduğu dakikaları beklemeniz gerekiyor. Öbür tarafta Smithy'ye baktığımız zaman işte Rumble oynuyoruz. Senin söylediğin gibi Swain oynuyor. Zaman zaman çok eskiden, yani onun belki de en sevdiği şampiyonlar bir tanesi Cannon
performansları vardı. Ki yani zaten Cannon şu anda metada değil ama ben açıkçası oynayabileceğini düşünüyorum. Yine görebiliriz 6-13 aşamasını özellikle yine değişen eşyalarla birlikte. İki oyuncunun da oynayış stilinin arasında çok büyük bir fark var. Hani hata yapmalarının en ufak bir açıklaması olmayacaktır. Çünkü hata yaptığınızda, rakibi avantajı verdiğinizde direkt o koridor sizin başınızda yıkılacaktır. Peki Sonstar'ın Jhin performansından bahsetmiştik. Şu ihtimalle Sonstar'ın Jhin'i alması durumunda Giants'ın o Jhin'i durdurmak için ne yapması gerekecek? Ya tabii belli başlı seçenekler yapabilirsiniz. Atıyorum bir Braum tercih yapabilirsiniz. Çünkü alt koridor çok oynamayı seviyor bu ikili Jhin Braum kompozisyonu. Bu kompozisyonu bozabilirsiniz alt koridora bir darbe vurmak istiyorsanız. Tabii bu burada işte biraz analistlerle beraber koçlara düşüyor bunu takip etme aşamasında. Belki belli başlı şampiyonlar öne atılışta Sivir tercih gelebilir belki. Yine eşin okuna karşı yapılabilecek ki yani Jhin alınmadığı maçlar yani Jhin alamadığı zaman Sonstar'ın daha çok eş aldığını biliyoruz. Tercih ettiğini biliyoruz. Yani Sonstar'ın aslında burada yavaş da yani şampiyon havuzuna baktığımız zaman zaten stil de ortaya çıkıyor. Yani takım savaşı başlatabilecek nişancılarla oynayabildiğini görebiliyoruz burada. Evet bakalım ne olacak alt koridorda hep birlikte göreceğiz. Şu anda ekranlarınızda Giants ekibini de görebiliyorsunuz. Altta da istatistikler tekrar karşınıza geliyor. Harita görevleri noktasında iki takımın da çok aktif olduğunu gördük. Evet. En azından az önce geçirdiğimiz seriden biraz daha farklı bir seri. Yani en azından noktada... bir Vitality gibi hani Drake'i yani ejderhayı görmeyi bırak. Yani yanına yaklaşmadılar bile. Hani bir totem falan attı yani gör bana hayvan yaşıyor mu ne durumda bir bak yani. En azından çalmayı deneyebilirlerdi diyorsun o noktada. Ya hayır canım en kötü mavi ziynet al bak yani hani orada bir şey var mı? Hani buraya bir kestiklerini hani buraya bir yani. Ovuk yapmışlar burada bir şey mi çıkıyor acaba bir de yani. Doğru diyorsun yani orada gerçekten Vitality'nin seriyi kaybetmesinin en önemli sebeplerinden biriydi. Büyük ihtimalle burada bugün bu Baron pitinde ve Ejderha pitinde birçok savaş göreceğiz. Tabii ejderhaların nasıl çıktığı da önemli burada. Özellikle takımların Alev ve Dağ Ejderhasına evet. Çok fazla önem verdiklerini, Bulut ve Okyanus Ejderhasına ise nispeten müsaitse ejderhaları aldıklarını izleyicilerimizle paylaşalım. Çünkü zaman zaman yani işte Bulut ejderhası çıktığı zaman takımların gerçek bir anlamı takım etrafında bir takım savaş dönecek. Belli başlarına kazanacaksınız. İşte belki yani önünden geçerken alabileceğiniz bir ejderha gibi görünüyor. Ama onun dışında senin de söylediğin gibi en önemli ejderha şu anda Alev ve Dağ Ejderi. Bu ikisi çıktığı zaman hani takım savaşlarının biz ne çaplı döndüğünü görebiliyoruz. Yani en yakın örneği geçtiğimiz maç Dağ Ejderi, 3 Dağ Ejderi alan Fnatic'in Baron'u nasıl erittiğini gördük. Ondan sonra da 2 Dağ Ejderi evet. Vardı zaten. Yani Baron'u belki yine hasarınızla eritebilirsiniz ama işte yine de o ejderhalar önemli hale geliyor. Şu anda kadrolar ekranlarınızda. Expect, Trick, Perks, Zven ve Mithy. Zven ve Mithy'nin de bu sene geldiğini tekrardan belirtelim. GT'ye Orien'den. Zaten ondan sonra Orien'in alt koridordaki o bitmek bilmeyen dengesizliği başlamış durumda. Şimdi de Giants ekibinin kadrosu Smithy J yukarıda olacak. Maxlor Orman'da. Orta koridorda bahsettiğimiz Knight. Alt koridorda ise Sunstar ve Haslin beşlisini göreceğiz. Bu seriyi Giants'ın alması durumunda, özür dilerim G2'nun alması durumunda, G2 artık liderlik için o şampiyonun şampisi denilir ya, yavaş yavaş onu söylemeye başlayabilir miyiz yoksa daha erken mi? Yani şu ana kadar bakıldığı zaman zaten ligdeki en net, en temiz oyun oynayan takım G2. Hani bunda muhtemelen herkes de aynı fikirdeyizdir. O yüzden yani bu onlar için ufak bir engel. En azından şöyle puanlara ve oynanan oyunlara baktığımız zaman bu engeli aştır takdirde diğer engellerde hani G2'ye karşı oynuyorsunuz. Hata yapma lüksünüz yok. Yani hata yaptığınız zaman onu zaten kaybedeceksiniz anlamına geliyor. Ki takımlarda da ufak da bir panik havası oluşmuyor değil. O yüzden yani bu maçı kazanmalı. Yani buradan 3 puan çıkarması G2'nun muhtemelen birincilik sırasını büyük ölçüde pençelediği anlamına gelebilir. Ancak aksi senaryoda gerçekten çok ciddi kızışacak. Ama en azından USS'in bize kattığı şey şu, hiçbir şey öyle kolay kolay öngörülebilir değil bu ligde. Her takım farklı sürprizlerle karşımıza çıkabiliyor. Her hafta seçim ve yasaklama ekranına geldik. G2'nun Victor yasaklamasında bulunduğunu, Giants'in ise Nidalee yasaklamasında bulunduğunu görüyoruz. Bugün Nidalee'yi izleyemeyeceğiz herhalde. 3 maçtır doğrudan yasaklananlar listesinde. Ki Ormanlı çok büyük potansiyelle beraber
hasar potansiyeli sağladığı için kimse Nidal'in oynanmasını istemiyor. Yani ormanda çok rahat dönüyorsunuz zaten Nidal ile. Dolayısıyla doğrudan yasaklanıyor. Evet, Giants ekibinin Olaf'ı yasakladığını görüyoruz. G2'da Azir'i yasakladı. Şu anda bir Jin yasaklaması gelmedi G2'dan. Bakalım Son Star nasıl bir tercihte bulunacak. Nişancı pozisyonunda hep birlikte göreceğiz. Olaf'ı da bugün izlemeyeceğiz. O da sürekli yasaklananlar arasında. Bir de Sivir yasaklaması geldi Giants ekibinden. Bakalım bu noktada G2'nin ilk tercih ne olacak? Trick, Rek'Sai'nin olmadığı noktalarda bir de Nidal'in yasaklı olduğu bu dönemde bakalım ne tercih edecek? Özellikle ben onun ormanda ne oynayacağını çok merak ediyorum derken bir karma tercih geldi G2'dan. Evet, bu karma tercihi bence Son Star'ın istediği bir tercihlerden bir tanesi. Son Star'ın Jin'le kasması halinde, tabii Jin'i seçtiği ihtimalde karmanın etkinliği çok ciddi bir şekilde azalıyor. Bunu geçtiğimiz hafta çok iyi deneyimlemişti Rocket ekibi. Bakalım aynı şeyi G2'ya karşı yapabilecek mi Giants ekibi? Ve takımların altında da hemen görebiliyorsunuz. 5 galibiyet, 5 beraberliği olan G2 henüz yenilmiş, daha doğrusu seri kaybetmiş değil. Yani dolayısıyla her hafta 2 maç üzerinden yapılıyor maçlar. Hiçbir hafta 2 maçı da kaybetmemiş anlamına geliyor G2 ekibi için. Karşı tarafta da Jensen 4 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet aldığını görüyoruz. Jensen, Brown ve Ellis tercih yaptığını gördük. Şu anda G2 tercih yapacak. Ellis şu anda bu 2 tane yasaklamaya, orman yasaklaması yapılmışken Ellis çok değerliydi. Giants, Drake, Max Thorne ellerinde Ellis'i görmek istedi ve aldı. Trundle'ın altı oynamasında bir can yenileme noktasında dengeleme var, onu belirtmek lazım. Ona rağmen tercih edilecekmiş gibi görünüyor G2 tarafında sanki. Evet, bakalım göreceğiz. Zed'i şu anda gösteriyor G2 ekibi ama almayacak büyük ihtimalle. Evet, Lucian'ı gösterdi, evet. Lucian'ı aldı. Ziven'in ellerinde Lucian'ı göreceğiz. Şu anda Trundle konusunda hala kararını verebilmiş değil G2 ekibi. Bakalım bu noktada nasıl bir karar verecekler. Evet, Trundle'ı aldı. O dengelemeye rağmen Trundle'ı yine bu haftada Avrupa LCS'de sahnede göreceğiz. Meta'dan kolay kolay düşebilen bir şampiyon değil. Özellikle tank karşılıklı o ultisiyle birlikte tankları bir anda eritebilmesiyle ünlü Trundle. Şu anda Son Star Jin'i gösteriyor. Knight da LeBlanc'ı gösteriyor. Bakalım bu tercihlerde bulunacaklar mı? Zaten büyük ihtimalle Son Star alacaktır Jin'i. Yani ama yani Karma Evolution'a karşı oynayacaksa başı büyük dertte, onu söylemek lazım. Yani en azından koridor değişti yapması kesinlikle gerekecek Giants'ın eğer bu ikilinin karşısına Jin'i alırsa. Tabii G2 burada bir çılgınlık yapıp Karma'yı başka koridora göndermezse çok büyük ihtimalle destek rolünde izleyeceğiz zaten. Evet, şu anda Jax'i gösteriyor Giants ekibi. Bir kez daha Jax'i izleyeceğiz mi acaba? Geçtiğimiz seride de izlemeyi başarmıştık. Ve evet, Jax'i de almayı Jax'i de aldı. Üst koridorda da Giants ekibinde Jax'i izleyeceğiz. Alt koridorda Jin. Dolayısıyla geçtiğimiz haftaki o kompozisyon en azından alt koridor için tekrardan korunmuş durumda. Ve Ziven'in her zaman yaptığı bir şey, yine Kalista'yı bizlere gösteriyor. Herkesin bir totemi oluyor demek ki. Bakalım son tercih neler olacak G2 ekibinin. Bu noktada orta koridor ve orman için tercihlerde bulunacak G2. Şu anda Tam Kenji gösteriyorlar. Çok az bir süreleri kaldı. Bakalım tercihler ne yandan yana olacak. Ve Nunu geldi. Evet, şu anda Nunu'yu göreceğiz. Oldukça ilginç bir tercih. Uzun süredir vadide göremediğimiz şampiyonlardan bir tanesini göreceğiz, Trial. Evet, Tam Kenç altın çemasında kısmen dengelendi yine. Yani hem ultisinde bir değişiklik oldu, hem menzilinde, ultisinin menzilinde artış oldu. O kat ettiği mesafe biraz daha arttı ama
Nunu bayağıdır görmüyorduk. Nunu'yu uzun süredir görmüyorduk. Bakalım nasıl oynayacak. Çok güzel ultiler, takım savaşları görebiliriz. Nasıl kullanacağını göreceğiz. Farklı bir tercihte bulundu Giants ekibi. Tabii bu noktada bu seçimi... Tamkenç üst koridor olacakmış gibi geliyor bana eğer Karma'yı desteğe gönderirsek. Ama Trundle'da var. Trundle'da orta koridor olacakmış gibi görünüyor. Bu sefer Nunu'yu nereye göndereceksin? Şimdi Nunu orman diyelim. Trundle'ı üste gönderdiniz. Karma orta koridor. Ve böylelikle Tamkenç'e de destek kalıyor. Evet. Bakalım onların tercihleri ne yönden yana olacak? Yoksa Trundle mı destek? Bayağı değişik şeyler oldu bakalım. Şu anda tek tek değişiyorlar. Evet, evet. İlk dediğimiz gibi oldu. Hayır. Şu anda biz bir kez daha değiştirdiler. Evet. Onlar da büyük ihtimalle bu yorumları bekliyordu. Ya yani saniye 20 yani 20 saniye kalana kadar değişebiliyor. 20 saniyenin altında değişim hakları yok. Gerçekten çok çılgın bir deneme olurdu. Farklı bir takım kompozisyonu izlerdik ama şu haliyle bile yeterince farklı. Zaten Karma'yı biz doğrudan aşağı koridora gönderdik ve dedik ki düşük bir ihtimal belki başka bir koridora gönderiyor. O düşük ihtimal şu anda gerçekleşti. Orta koridorda Karma'yı göreceğiz. Burada tabii Nunu'nun nasıl oynanacağı ormanda çok önemli olacak. Tabii şimdi onun stili bu noktada. Trick zaten rakip ormana girip rakip ormandan bir şeyler çalmayı, rakip ormancıyla karşı karşıya gelmeyi seven bir oyuncu zaten. Bunu bol bol Rek'sayı oynarken, Grace oynarken çok görüyorduk. Nunu'yla bunu yapmanız kısmen daha kolay. Q yeteneğinden gerçek hasar vurduğunuz için minyonlara. Ki zaman zaman onun maksadığınız zaman 1000 cana kadar çok rahat bir şekilde çalabiliyorsunuz rakibin ormanlarını. Tabii Nunu size kattığı ekstra bir şey de bu büyük objektiflerin etrafında size o kazandırdığı nereden baksanız 1900-2000 hasarlık bir potansiyel var. Yani 2000 candan baron olabiliyorsunuz. Böyle bir rahatlığı var. Bakalım G2'nun hakkında neler var? Ben çok merak ediyorum açıkçası. Evet, G2'nun hakkında bizim düşünmediğimiz şeyler var ve büyük ihtimalle Giants da buna karşı nasıl hareket edeceğini şu anda tartışıyordur. Nunu ultileri uzun süredir vadide en azından bu seviyede Avrupa LCS'de görmediğimiz bir şampiyondu. Onu da böylelikle görmüş olacağız. Şampiyon havuzunun tekrardan ne kadar geniş olduğunu gördük G2 ekibinin. Evet, iki takım da vadiye inmiş durumda. Mavi tarafta G2'yi göreceğiz. Kırmızı tarafta Giants ekibini göreceğiz. Bakalım dediğin gibi tırar bir koridor değişikliği gerçekleşecek mi? Şimdi burada görüş sağlamaya çalışacak iki takım da. Bunun belki de en toksik kostümlerden bir tanesi olabilir. Onu söyleyelim. Ha 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 diye durmadan deli gibi onu spamlayıp rakip ormancıyı tilt edebilirsiniz. Evet, hem geldin onuyla hem de güzel, daha doğrusu senin deyiminle toksik bir kıyafetle geldi. Bakalım nasıl etki gösterecek. Önemli olan bu. Şimdi dediğimiz gibi Jhin'in, Songstar'ın ve Hasti'nin yukarı koridora doğru yöneldiğini görüyoruz. Oradaki değişimi göremeyecek büyük ihtimalle G2 ekibi ve dolayısıyla burada bir koridor değişikliği sağlanmış olacak. Çünkü alt koridorda bir hareket yok G2 ekibinde. Bakalım burada Songstar'a kaynak ayırmak maksadıyla bir koridor değişikliği gerçekleştirdi Giants ekibi. Tabi bu zaten onların yapması gereken bir değişiklik. Yani işin biraz sıkıntılı bir şampiyon özellikle koridor safhasında. Ki Tamkenç'in ucunda agresif oynandığı zaman ona bayağı bir sorun çıkaracağını zaten Giants ekibi bu noktada bunun farkındaydı ve direkt koridor değişikliği yaparak en azından Jhin'i daha rahat bir konuma sürüklediler. Evet, şimdi orada Hustling rahatsız etmeye devam edecek ama tabii Trundle olunca biraz hasar vurdu. Dolayısıyla Hustling hemen geriye doğru çekildi. Simitici'yi Jax'i göreceğimizi bir kez daha hatırlatalım. Şu anda ilk ejderha dağ ejderhası olacak. Dolayısıyla bu ejderha için bir takım savaşı görmemiz mümkün. Bu ejderhayı da kimin alacağını hep birlikte göreceğiz. Orta koridorda Vladimir ile Karma'yı görüyoruz. Vladimir'in biraz dengelenmesine rağmen hala meta'da oldu şu anda. Zaten günün ilk serisinden de gördük Fevvin'in ellerinden. Evet, şimdi orada takas başladı. Bakalım Perks orada yarı canına kadar kaybetti. Knight'ın da yine yarı canı şu anda gitmiş durumda ama bu konuda avantajlı olan tabii ki Knight can çekmesiyle birlikte koridor safhası en azından takaslardan sonra daha rahat
Şu anda ekranın sol üst köşesinde üst koridoru, sağ alt köşesinde de alt koridoru görebiliyoruz. İki takım da eşit bir şekilde rotasyonu sağlamış durumda ve ilk kuleleri herhangi bir direnişle karşılaşmadan alacaklar ve oradan gelen altını da keselerine koyacaklar. Şu anda tek agresiflik oranı yüksek olan koridor orta koridormuş gibi duruyor. Perks ile Knight arasında bakalım. Knight o performansını devam ettirebilecek mi? Geçtiğimiz haftalardaki müthiş tempolu performansını bu haftada görebileceğiz mi? Karşılıklı olarak aynı anda kuleler alındı. Böylelikle takımlar da üstlerine geri dönüp ilk eşya setlerini dizmeye başlayacaklar. Jinlinjan'da bayağı bir azalmıştı o üst koridor alırken ve ilk ışından böylelikle Perks'ten gelmiş oldu orta koridora. O da gittiği gibi biraz mana ellemeye, bir üstüne ikinci bir Doran yüzüğü alarak olabildiğince koridordaki o mana seviyesini yüksek mevlalarda tutmaya çalışıyor. Evet, işte günün beklenen şampiyonu şu anda Trick de orada görüşü sağladıktan sonra şimdi kendi ormanına doğru yönelecek ve canını dolduracak büyük ihtimalle. Üst koridorda tekrardan Ziven ve Mitin'in üst koridora geldiğini, aynı şekilde Son Star ve Hassin'in de alt koridora gittiğini, dolayısıyla koridor değişikliği hala devam ediyor. Şu anda orada rotasyonu sağlamış. Şimdi Perks şimdi agresif boyuna Knight'a yöneldi ama hayır, kovalamayacak. Orada minyon kesmeye devam edecek. İki ekip de burada şimdi Işınlan'la geldi oraya. 3 kişi oldu. Giants ekibi orada kuleyi alacak. Yine yukarı tarafta da aynı şekilde G2 ekibi kuleyi alacak. Böylece karşılıklı olarak iki kule alınmış olacak. Ama burada şimdi Knight'in dikkat etmesi lazım. Hasarı oldukça fazla tankladı şu anda. Orada canını dolduracak şimdi. Orada minyon farkı eşit durumda ama orta koridorun çok agresif bir şekilde ilerlediğini söyleyelim. Yine burada kuleyi iki kişi alırken öbür tarafta kuleye üç kişi hasar veriyor Giants ekibinde. Ama yine de G2 ekibi buna karşılık iyi bir iş çıkartıyor diyebiliriz. Evet, burada yine Jax'in nasıl bir performans kestireceği de önemli. Geçtiğimiz seride Kaba Shard'ın oyunun başlarında çok ciddi bir güç patlaması yaşadığını, ancak daha sonra sıkıntı yaşadığını görmüştük. Bakalım aynı hataya düşecek mi burada Simitli J. Şimdi kuleleri iki takım da henüz alamadı. İlk alan GD oldu. Orada altın expect'e gitti. Altta da Smitty J aynı şekilde kuleyi alacak. Böylece ikinci kuleler de alınmış oldu. Takımlar bu noktadaki harita görevlerini tamamlamış oldu. Tabii şimdi bakalım bu kuleler alındıktan sonra daha iyi minyon biçen taraf kim olacak? Zivenden'in oraya bir güzel bir W geldi ve Smitty J'nin o üste dönüş efektini durdurup ona az da olsa birazcık zaman kaybettirdi. Şimdi orada daha ejderhasının hala durduğunu söyleyelim. Bakalım görüşü sağladıktan sonra hangi takım yönelecek? Biliyorsunuz da sürekli ejderha pitinde. Şimdi Tree'in üstüne geri döndüğünü görüyoruz. Tabii üst koridorda çok fazla ittirdi G2. Oraya yönelmesi gerekecek. Giants ekibinden birinin, oradaki kule biraz hasar almaya başladı çünkü. Yine alt koridorda da Ziven ve Mitty ikilisinin ittirdiğini görüyoruz. Dolayısıyla iki koridorda da şu anda G2 ittirmiş durumda. Alt tarafı görebildiğimiz gibi Trundle yavaş yavaş oraya doğru yaklaşıyor. Bir sen de söylediğin gibi belki bir ejder denemesi gelebilir. Evet, şimdi G2 başladı ilk daha ejderine. Bakalım orada bir karşılık vermek isteyecek mi Giants ekibi? Şimdi Sunstar'ı orada yavaş yavaş agresifleşmeye başladığını gördük ama tabii Tahm Kench var. Burada ilk ejderhayı Giants istemedi ve daha ejderhasını G2 rahat bir şekilde almayı başardı. Çok da erken bir ejderha aldıklarını söyleyebiliriz. Sadece dakika 7'de almayı başardılar. Bu noktada Nunu faktörünü hemen G2 kullanmış oldu diyebiliriz. Evet, bakalım nasıl bir eşya dizilimi. Ve bir sonraki de Alev ejderhası. Evet, istenilen iki ejderha çıkmış durumda şu anda vadide. Bakalım Giants bunu isteyecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Şu anda minyon kesme yarışı devam ediyor. Altın farkı eşit, kuleler de eşit. Dolayısıyla iki takım da şu anda dengeli bir şekilde ve kontrollü bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Ama G2'nun az önce bir dağ ejderi aldığını hemen belirtelim. Vadin alametine yönelmedi iki takım da.
Dolayısıyla şu ana kadar o noktada da takımların vaadinin alametini almayacağı yönünde bir yorum yapabiliriz. Gerçi oyunun daha 8. dakikası ama şimdi Perks oraya doğru yöneldi. Nice, bakalım orada takasa girecek mi? Knight'ın canı oldukça azaldı. Şimdi Trick o tarafta. Knight büyük ihtimalle ilerlemeyecek. Trick de orada üstüne geri dönecek mi de bakıyorum. Knight'ın dikkat etmesi lazım. Canı oldukça azaldı. Ama Nunu'nun üstüne geri döndüğünü söyleyelim. Şu anda devam edecek mi Knight? Evet, şimdi orada yetenek gücünden kaçmaya başardı. Canını doldurmaya başlayacak. Perks'in de bu noktada eşya tercihinin aynı kadeh olduğunu görebiliyoruz. Biraz daha mana ellemesine yatırım yaptığını söyleyebiliriz tekrardan. O aldığı ufak eşyalarla birlikte. Minyon sayılarına baktığımız zaman orta koridor ve nişancılar arasında 10 milyona yakın bir fark var. Ki oyun ilerleyen dakikalarında bu sorun çıkartabilir. Perks'in dikkatli olması lazım. Şimdi orada Perks yakalandı. Yani inanılmaz bir kitle kontrolü. Son star başladı, bakalım. Yalnız burada biraz totem atmaya giderken yakalandı, onu da söylemek lazım. Oraya pembe totemi bırakmak için gitmişti ama hesapta olmayan oyuncular direkt etrafını sardı ve bir anda 4 kişinin arasında kaldı Perks. Ki sıçratacak pozisyonu bile olmadı. Kitle kontrolünden çıkamadan gri ekranla karşılaştı. Skorda istenilen kişiye gitti. Bu da tekrar. Görüşü de varmış aslında. Biraz fazla istemiş orada. Evet, yani gayet çok güzel de bir görüşü varmış. Bu arada şunu söyleyelim, orada pembe tutem atmaya gitmemiş. Görüşü olanları dürtmeye gitmiş. Ben pembe tutem bırakmaya gittiğini düşünmüştüm. Ama işler öyle olmamış. Biraz öyle rakibe gitti. Orada saygısızca davranmasında bedelini ödemiş. Evet, ilk skoru almaya başardı. Giants ekibi Ejderha'ya karşılık bir skor aldı. Ve altın farkı da dolayısıyla çok küçük bir miktar da olsa Giants lehinde. Şu anda üst koridora baktığımda Simity Jane minyon kesmeye devam ettiğini görüyoruz. Orta koridorda yine sonu olmayan takasların aynı şekilde devam ettiğini görüyoruz. Max Lord orada kırmızı güçlendirmesini aldı. Şu anda Trundle'ın üst koridorda olduğunu söyleyelim. Büyük ihtimalle Gromp'u kesiyor orada. Tekrardan minyonu karşılayacaktır büyük ihtimalle. Oyunun 11. dakikasında şu anda bir skor var. İki takım da sakin bir şekilde başlamış durumda. İki takım da kendi oyununu, kendi oyun stilini kabul ettirme peşinde. Tabi ilk kanı aldığı için Jin biraz daha rahat olacaktır. Özellikle eşya tamamlama konusunda. Ki artık yeni eşyalarla birlikte Jin'in daha değişik bir eşya dizimini izlediğini biliyoruz. İlk tercihleri bu noktada Yomu'nun kılıcı oluyor. Ki zaten ultiyi kullanmadan önce Yomu'nun kılıcını aktif edersiniz. Oradan gelen saldırı hızla beraber mermileri daha kısa aralıklarla atabiliyorsunuz. Bunun da bilgisini verelim. Şimdi yine Knight orada yakalanacak mı? Hayır. Vladimir'in orada nimetlerinden yararlanıyor Knight. Can çalmasıyla birlikte rahat bir şekilde koridor safhasında. Şimdi orada koza tuttu. Devamı gelecek mi? Orada Mithy çok iyi bir Can'dan şekilde vuruyor ama Perks geldi, bakalım orada skor çıkacak mı? Sıçralar arda arda geldi. Tree'nin ultisinden kaçabilecek mi? 3 oyuncu da kaçmayı başardı ama şimdi Knight'ın başı belada, oradan Hustle'in çok iyi ulti kullandı. Bir de Sven geldi yanına. Sven de geldi, şimdi orada son star da geldi oraya. Ama Hustle'in Knight'ı çok iyi korumayı başardı. Orada skor çıkarmayı başaramadı, onun ultisi de boşa gitmiş oldu. İki takım da çok iyi koordine oldu bu takım savaşında. Herhangi bir skor verilmedi. Şimdi orada Perks yakalanacak mı diye bakıyorum. Hemen Mithy yardımına koştu şu anda. Son perdesini açtı. Bakalım yetecek mi? Büyük ihtimalle yetmeyecek ama sonuncu kaçması en gerekli olan vuruş kaçtı ama zaten skor almaya yetmeyecekti o büyük ihtimalle. Şimdi orada vadin alametine başladı G2 ekibi. Expect oraya doğru geldi. 4 kişi bir anda alamete doğru yöneldi. Oradaki alameti de rahat bir şekilde alacak G2 ekibi. Harita etrafında G2'den iyi bir deneme geldi ama burada Sihirdar Büyüleri Giants'ın belki de o saniyelerde ihtiyacı olan en büyük şeydi ve kullanarak herhangi bir şekilde kayıp vermeyerek bu ufak çaplı, ufak ciddi savaşından çıktılar diyelim. Şimdi orada sıçrayla geldi Perks'in başı belada, tutuştur da var, skor kime gidecek? Knight orada skor almaya başardı, yine çok iyi bir koordinasyon. G2 bir skor daha verdi ve ölen yine Perks. Yalnız Perks'ün şöyle baktığımız zaman haritanın sol tarafında çok iyi bir görüşü var. Yani neden sol tarafa yatak oynamıyor? Çok enteresan. Yani şu an yakalanmasının bir sebebi yok. Yani tamamıyla kendi hatası. Evet, orada biraz
sıkıntı yaşadı büyük ihtimalle konsantrasyon noktasında ve bir kez daha skoru vermiş oldu. Skor da Knight'a gitti. Böylelikle iki skorda istenilen kişilerde. İşte pozisyonun tekrarı şu anda. Yani meydan daya yüklerinin üstüne birleşmesiyle beraber sersemliyor ve çok rahat da bir skorun sahibi oluyor. Evet, Alev Ejderhası vadiye indi. Bakalım takımlar nasıl hareket edecek? Şu anda Ejderha'ya yöneliyor mu diye bakıyorum. Trick alt koridorda bekliyor. Üst koridorda şu anda mavi güçlendirmeyi aldı G2. Perks de oraya doğru geliyor. Expect şimdi üst koridora doğru geliyor. Ama onun ışınlı olduğunu hemen belirtelim. Bakalım oradaki görüşü kim sağlayacak? Şimdi Trick orada çok hızlı bir şekilde alacak mı diye bakıyorum. Çalmayı başaramadı galiba orada. Yampiri büyük ihtimalle Trick'te kaldı, evet. Giants'lik gibi yani iki tane skor almasına rağmen ki bunlardan bir tanesi de ilk kan tabii ki de. Yani 700 altınlık havadan gelen bir altın var. Onu belirtmek lazım. Tabii asistleri de hesaba katarsak biraz daha fazla oluyor. 800-850 altın gibi bir meblağ yapıyor ama yani altın farkına baktığımız zaman arada hiçbir şey yok. Peki bu altın fark nereden kapanıyor? Tabii ki de minyon farklarından baktığımız zaman yani Zven yine Sonstar'a karşı iyi bir minyon farkı yakalamış. Orta koridorda Perks iki kere ölmesine rağmen ki yakalanmasına rağmen diyelim. İki kere yakalanmasına rağmen yine minyon sayısında önde olan isim. Şu ana kadar belki de G2'nun oyuna tutulmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi bu minyon sayıları. Sonuçta 121 minyonu bir de skoru var. Şimdi oradaki Alev Ejderhası'nda görüş savaşı devam ediyor. Bu çok belirleyici bir takım savaşı olabilir. Şu ana kadar Simitici'yi ekranda dahi görmedik. Minyon kesmekten henüz herhangi bir takım savaşına dahil olmadı. Expect'le birlikte yukarıda kendi aralarında takaslara girip minyon kesmeye devam ediyorlar. İkisinin de ışınlarını hazır tuttuğunu hemen belirtelim. Muhtemel bir ejderha önündeki savaşta ikisinin de ışınlanma geleceğini hemen paylaşalım izleyicilerimizle. Şu anda Tree'in kendi ormanında kırmızı güçlendirmeyi Zven'e vereceğini görüyoruz. Ejderha noktasında artık işaretlemeler başladı. İki takım da istiyor ama iki takım da tedbirli bu noktada. Evet, Giants şu anda oraya doğru yöneldi. Mithy oraya büyük ihtimalle bir totem bırakmak isteyecek ama orada bir de kırmızı, orada pembe totem olduğu için tabii onu temizliyor şu anda Giants ekibi. Bakalım neler olacak? İki takım da çok kontrollü oynuyor şu anda. Evet, tam aynı şey oldu. Maxor oradaki totemi hemen temizledi. Şu anda görüş Giants lehine, Ejderha pitinde. Belki de bu noktada Giants'ın biraz daha dikkatli oynaması gerekirdi. Çünkü Mithy kullanacağı ulti ile beraber yani arkaya sarkabilirse kulenin olmadığı noktadaki özellikle şu an alt koridora güzel bir ulti atabilirse her şeyin başlangıcı olabilir G2 adına. Evet, burada iki nişancının da sorumluluğu çok büyük. Bakalım nasıl pozisyon alacaklar, nasıl hasar çıkartacaklar hep birlikte göreceğiz. Perks'in yine orta koridorda minyon kesmeye devam ettiğini söyleyelim. O da şu anda Zven'den sonra en çok minyon kesen oyuncu. Oyundaki Zven'in de dakikanın önünde olduğunu söyleyelim. Bu minyon dalgası ile birlikte şu anda önüne geçmiş durumda. Oyunun 16. dakikasındayız. Bir dağ ejderi ve bir de vadinin alameti G2 ekibinde şu anda. İki skor ise Giants ekibinde. Şu kulelerde 2-2'lik bir eşitlik söz konusu. Oradaki görüşü şimdi G2 sağlayacak. Orada Yampiri kesecek Trick. Evet, oradaki görüşü de aldılar. Şu anda Simitici'nin yukarıdan ittirdiğini görüyorum. Expect orada karşılayacak büyük ihtimalle onu. Öte yandan da geri kalan tüm oyuncular Baron Pit etrafında birbirlerini yokluyorlar. Minyon dalgası şu anda G2 ekibi lehine alt koridorda ittirmiş durumda. Dolayısıyla orada Giants'ın minyonları da şu anda durdurdu oradaki ittirmeyi. Evet, ejderhaya Giants başladı mı şu anda diye bakıyorum. Pit'in dışına doğru çektiler. Gözüm
üst koridor oyuncularında bakalım oraya ışından gelecek mi? Evet, şu ışından anda gelebilir. Işınlanlar geliyor. Bakalım burada bir takım savaşı izleyeceğiz mi diye bakıyorum. Smith'e biraz geç kaldı orada ışınlarını kullanmakta. Son star, son perdesini açtı. Bakalım orada skor almayı başaracak mı? Smith'e de geldi şu anda. Perks'ün üzerindeler. Sven hasar almaya başladı mı? Hayır. Trincan'ı çok az. Orada ultisini kullanamadan öldü. Şu anda bir de Max zorunda düştüğünü görüyorum şu anda. Arkada Knight'in Perks'ü kovaladığını görüyorum. Yukarı tarafta Giants ekibinin kaçtığını görüyorum. Çünkü ulti son sonucunu oldukça az. Şimdi orada ulti gelecek büyük ihtimalle. Sıçra da geldi. Orada Hustin skorunu almaya başardılar. İki kişi orada kaçmayı başardı. Skorlarda ise 1'e 2'lik bir değişim. Bu noktada tabii Giants ejderhayı alan taraf oldu. Oyunun ilerleyen dakikalar için biraz daha yatırım yaptığını söyleyebiliriz ama skorları toplayan isim burada Mitty oldu. Onu da söylemek lazım. Belki de G2 adına en kötü senaryo gerçekleşti bu skorların desteğin üzerine toplanması. Evet, orada aslında beyefendi Tom Kench karşısında. Beyefendi Tom Kench pozisyonu tekrar izleyelim. Ama yine burada bir koordinasyon eksikliği vardı. Yani arka tarafa atılan bir ışından o zaman Tree'nin bu tarafta ne işi var? Takım savaşının burada olmasının en büyük dezavantajı Trundle'ın takım savaşının zaten çok uzak bir yere ışınlanan atması. Ya geldikten sonra da o mesafeyi kat ederken zaten Giants ekibi elindeki bütün hasarı çıkarttı. Ki yine de takım savaşını hani çevirmeyi de başardı G2 ışınlanın bu kadar kötü kullanılmasına rağmen. Neyse, ben orada sıçrasını kullanmış skor almak için ama ona rağmen skor miti de kalmış. Bir noktada aslında G2 ekibi için kötü giden bir takım savaşında 2'ye 1'lik bir avantaja çıktılar. En azından o bir teselli ama olabilir. Ama şunu söyleyeyim tabii yani. İki tarafta iş çıktı diyebiliriz. Çünkü oyunun en önemli koridor, en önemli kulelerinden bir tanesi olan orta koridor kulesini G2 almayı başardı. Yani haritada bir üstünlük kuracaklar. Ki bu da kuleyi aldıkları için olacaktır. Diğer bir şey ise tabii ki o ufak çaplı takastan skor olarak öne çıkmaları. Evet, bir sonraki ejderha daha ejderhası. Oyunun şu anda temposuna yakışır şekilde çıkıyor ejderhalarda. Dolayısıyla bu ejderha içinde bir takım savaşı izleyebiliriz. Smith'e yine yukarıda ayrık ittirmeye devam ediyor. Expect yine onu karşılayacak. Üst koridorda amansız minyon kesme savaşları tüm hızıyla devam ediyor. Oyunun ilk 20 dakikasında artık Baron da vadiye indi. Bundan sonra biraz daha haritanın yukarı kesimlerinde takım savaşları izleyebileceğimizi söyleyebiliriz. Sen böyle bir oyunda böyle bir ejder yakışırdı. Bir sonraki ejderha yine uğruna savaşılabilecek bir ejder. Yani takım potansiyel takım savaşı anlamına geliyor bu. Şu anda tabii orta koridoru alan G2 o konuda biraz avantajlı. Bunun üstüne üstlük G2'nun kendi orta koridor kulesinin canı daha %90 seviyesinde. Dolayısıyla Giants'ın bu noktadaki dezavantajı bir şekilde dengelemesi gerekecek. İlerleyen dakikalarda altın farkı da 1000 altın kadar G2 lane'e. Burada da tabii kule avantajının etkili olduğunu söyleyelim. Biraz da minyon noktasında Zive'nin şu anda son star'a yaklaşık 30 minyonluk bir fark attığını hemen belirtelim. Eşyalara biraz bakacak olursak eğer Giants ekibinin dev kemerine bayağı bir yatırım yaptığını görüyoruz bu noktada. Direkt 3 oyuncu da Jax, Alice ve Vladimir de dev kemerini böyle görüyoruz. Tabi o dev kemerinden bir tanesi Riley olacaktır. Yani aynı şey Alice için de geçerli. Yine bir Riley tercih Alice'den gelecektir. Üst taraf için ise muhtemelen bir Randu'nun alameti göreceğiz. Öbür tarafta ise ki belki de G2 için en önemli hasar potansiyeli olan Zive'nin kara baltasında yolda olduğunu böylelikle görüyoruz alınan eşyalardan. Evet, Karabalt'ı sen tam yorumlarken tamamladı. O da böylelikle ana itemlerinden birini envanterine koymuş oldu. Takımlar ejderha önündeki takım savaşından sonra biraz sakinlediler şimdi. Orta koridorda ittirmeye başladı Giants ekibi ama büyük ihtimalle devam etmeyecekler. Şimdi karşı ormana doğru yöneliyor. Knight'la Perks de yukarıda o takaslarına devam ediyorlar. Şimdi oradaki Baron Pit'i önünde bir takım savaşı başlayacak. Sıçrayla geldi Trico'da. Arkadan ışınlan da geliyor. Şimdi Trico ultisi büyük ihtimalle Hustin'in yarı canını alacak. Evet, orada canı almaya başladı. Hustin orada sıçrasını kullandı. Altta ise şu anda Maxor'un sıçrasıyla kaçtığını görüyoruz. Smith'e oldukça tank dolayısıyla canı fazla ama onun üzerine mi yoğunlaşacaklar diye bakıyorum. Ulti. Knight şu anda orada can yenilemeye başladı. Orada Tom Kench'in düştüğünü gördük. Trick de kaçmaya devam ediyor. Orada skor alacak mı? Hayır, kovalamadı. Bir skor almaya başaran Giants ekibi burada. Şu anda geri dönmeye başladı. Tabii can havuzları da her iki takım içinde bayağı bir azaldı. Belki bir Baron denemesi gelebilirdi ama o can havuzları bayağı bir düşük seviyede kaldığı için şu an
daha rahat bir objektif olan orta koridorun ilk kulesine Giants yükleniyor. Evet, takım savaşına nispeten avantajı bitiren Giants böylelikle kuleyi de almayı başardı. Misillemesini de gerçekleştirmiş oldu. Burada Vladimir'in yine etkisini gösterdiğini görüyoruz. O can yenilemesiyle birlikte takım savaşlarında hayatta kalmayı çok iyi başardı. İyi de bu ulti attı. 3 kişi tutan bir ultiydi o takım savaşında. Şimdi G2. Barona başladı G2 çünkü Giants ekibinin canının çok az olduğunu farkında. Dolayısıyla Barona başladı ama bakalım ne kadar doğru bir karar hep birlikte göreceğiz. Baron'un canı çok azaldı. Kimde kalacak diye bakıyorum. Giants almayı başardı orada. Baron'a şimdi kaçmaya çalışacak Knight ekibi. Ama orada büyük ihtimalle Knight'ı feda edecekler. Diğer ekip ise kaçmaya devam edecek. İki skor verdiler ama Baron'u almaya başardılar. Word. Kesinlikle değer. Yani bugün Baron çalmalar üst üste üçüncü defa Baron'un çalındığını görüyoruz bugün. Ya her şeyle çaldırabilirsiniz. Ya bak yani başka bir ormancı yani sadece çarp atabileceğiniz bir ormancı olur çaldırabilirsiniz. Ama Nunu'yla çaldırmak gerçi pozisyonu bir daha izlememiz lazım. Belki bir kitle kontrol efektine maruz kaldığı için Q'sunu kullanamamış olabilir. Sadece çarp atmak durumuna da kalmış olabilir. İzleyip görmek lazım tekrardan. Evet orada Simitri'ye şimdi Perks'ü kovalayacak. Büyük ihtimalle Sertan Remy'i başaracak. Ama... İşte patlayan güç inanılmaz. Jax etkisini göstermeye başladı. Üçlü kuvvetini tamamlamış. Şu anda pozisyonda tekrarı geliyor. Ben burada kesinlikle Tree'yi izleyeceğim. Bakalım hangi durumdaymış canı. Şu an çok rahat çıktı Trick. Buna tek atabilir. Evet. Q'yu da atmış 31 canda. 37-31 ondan sonra devreye el iskilmiş. Yani burada 1900 cana düştükten sonra hasarınızı hesaplamanız gerekiyor. Evet siz bütün hasarı verin. Karşı takım normancısı gelsin, baronu alsın. Gerçekten G2'nin beklemediği bir hamleydi ama bu esnada biz pozisyonu yorumlarken Trial G2 bir daha ejderhasını evet. Da almayı başardı. Bu da belki de onların bir teselli ödülü olduğunu söyleyebiliriz. Evet altın farkında Giants'ın bir 2000 altın önde olduğunu görüyoruz. Zaten bunun 1200 kadarı Baron sayesinde geldi. Şu anda altın farkında da biraz farkı açacak. Zaten altta altın da... farkında zamanla beraber ne kadar çok iniş çıkışlı olduğunu görüyoruz. Her iki takım adına da zaten bu maçın hani seri başlamadan önce bu tarz şeyler olacağını ikimiz de söylemiştik. İki takım da bizi bu noktada en sıkıntı çıkarmıyor. Evet şu anda Baron güçlendirmesi alan Giants ekibi yukarı koridorda minyonları ittirmeye devam ediyor ama bakalım nasıl kullanacaktır. Uzun süredir Baron üstlerinde ama henüz bir kuşatmayı başarabilmiş değiller. Bu noktada Simitice yukarıda. Şimdi orada yakalanacak mı? Hayır, kaçmaya başardı. Q yeteneğiyle birlikte orada Knight'ın da kırmızı güçlendirme aldığını göreceğiz ama hayır, büyük ihtimalle Trick orada alacak. Q yeteneğiyle birlikte doğrudan yemeği başardı. Şimdi ona Knight'ı kovalayacak. Çok ciddi hasar veriyor ama Knight'ın da tabii çok sağlam bir can çalma yeteneği var. Dolayısıyla iki oyuncu da takasa girdikten sonra canlarını fulleyecekler şu anda. Dediğimiz gibi Baron güçlendirmesi bitmek üzere artık. Bakalım bir şey yapacak mı diye bakıyorum Giants ama herhangi bir şey yapmadı. Şu anda Simitri'nin bir tek üst koridorda ittirdiğini görüyoruz. Oraya da Expect zaten tutacaktır büyük ihtimalle oradaki koridoru. Ama ellerinden geldiği kadar Baron güçlendirmesi şu an bütün haritadaki koridorlara yaymış durumdalar. Yani bütün koridordan baskı yapıyorlar. Orada bir takım savaşı. Trick şimdi ultisiyle geldi. Sıçrasıyla kaçtı son stun. Şimdi son perdesini açtı. Bakalım skor almayı başarabilecek mi ama arkadan ışından geldi. Son stun'a dikkat etmesi lazım. Çok açık yakalanabilir. Hastin'in canı oldukça azaldı. Expect oraya geliyor. Şimdi orada sıçrasını kullandı Hastin. Bakıyorum Simitri'ye ne tarafta diye. Simitri'ye de şimdi orta koridora doğru yöneldi. Knight orada Perks'e bir takasa girdi ama İki takım oyuncuları da geriye doğru çekilecek şimdi. Simitri de Expect'in üzerine yürüdü ama Baron. O da vazgeçti. Şimdi kuleyi almak isteyecek Baron da büyük bitti ihtimalle. Bu arada. Evet Baron da bittiğini söyleyeyim. Minyon dalgası da bitti. Dikkat etmesi lazım Knight'ın orada. Kuleye vurdular ama büyük ihtimalle almaya yetmeyecek. Knight yakalanacak mı diye bakıyorum orada. Takım savaşını istedi. Tree'in canı oldukça az. Expect'in de canı azalmaya başladı. Şimdi Karma ultisi geldi. Bakalım devam edecekler mi? Giants ekibi kaçmaya çalışıyor. G2 da kovalıyor. Ama canlar oldukça fazla. Şu anda Mitin'in canı fazla tabii. Dolayısıyla önden bir kan gidiyor ama. Daha. Bir kan havuzu daha geldi orada. Elise de kaçmayı başardı. Dolayısıyla burada sessiz sedasız skor almadan dağıldı iki takımda. Yine takım savaşı seviyesi bayağı yüksek bir ufak çaplı bir takım savaşı izledik. Özellikle belki de orada
Tidik skorunu almayı başarsaydı Giants bir anda kule ve kuleler aldığına görebilirdik. Ama Mitty orada ham yeteneğiyle beraber onu az candan kurtarmayı başardı ve güvenli bölgeye servis etti. Böylelikle takım her iki takım da skor almadan takım savaşından ayrılmayı başardı. Evet, oyunun 27. dakikası, skorlarda 5'e 4'lük Giants üstünlüğü var. Ejderhalarda 2 daha ejderi var G2'nun. Giants'in ise bir alev ejderhası olduğunu söyleyelim. Bir sonraki ejderha da Okyanus ejderhası olacak. Bakalım iki takım da şu anda çok dengeli gidiyor. Çok seyir keyfi yüksek bir maç izliyoruz. Bu maçın sonunda bakalım hangi takım Nexus'a dayanmayı başarabilecek. Hep birlikte göreceğiz. Artık oyunun da yavaş yavaş son aşamasına doğru ilerliyoruz. 30. dakikasına doğru ilerliyoruz. Baron da yaklaşık 2 dakika sonra tekrardan vadiye inecek. Bakalım burada şimdi koza tuttu. Trick orada biraz başı belada. Orada meydan dayağı yükleri birikti şimdi. Orada ama Mitty orada kurtarmayı başaracak büyük ihtimalle. Bram ultisi geldi bakalım. Orada Trick ultisi de geldi. Simitici orada ne kadar hasar alacak diye bakıyorum. Son perde de geldi. Son perde kime gidiyor diye bakıyorum. Boşa gitti. Hayır, boşa gitmedi. Arkada Son Star Ziven'i almaya başardı. 2 skor almaya başaran da Simitici var. Şu anda hatta 3 skor almaya başardı galiba. Şimdi kuleye doğru yöneliyorlar. Oradaki kuleyi almaya başardı. Şimdi bir de kule altı denemesi yapacak mı? Hayır, orada Trundle'ı yapmayacaklar büyük ihtimalle. İnhibitör kulesine doğru dayandı Giants ekibi. Şimdi orada koza tutmadı. Sıçradı, boşa gitmiş ordu. Kuleye şu anda tanklıyor. Max 4 dikkat etmesi lazım. Orada minyon dalgasını bekleyecek büyük ihtimalle Giants ekibi. Çünkü kule çok fazla vurmaya başladı ve geriye doğru çekilecek. Burada 2-3 skor birden almayı başaran Giants ekibi. Yine Giants ekibinden mükemmel bir takım savaşı kararı. Yine Hustin burada liderliği yapan isimdi. Burada tekrarını seyrediyoruz. Trick yine arada kalan isim. Güzel bir koza. Her şey Max Lore'la beraber başlıyor. Arkasından Hustlin önce buz yanığı, sonra meydan dayanı pasitlerinin devreye girmesiyle beraber burada skoru almaya çalışıyorlar. Üstüne bir de burada Braum ultisi geliyor. Yalnız burada dikkat edin. Lucian ultisini kapı gibi gelmesine rağmen kapı gibi deyken eriyen bir Braum görüyoruz. Arkadan son mermiyle burada Zven'i almayı başarmış. Bu takım savaşında ise skorları hanesine yazan diğer bir isim ise Simitici olmuş. 2'de 2 yaparak. Ve o da şu an 4-0-2 gibi bir skorla oynuyor. Zaten 4-0-2. Üçlü kuvvet, mahvolmuş kılın kılıcı, ölü adamın zırhı. Ki zaten mahvolmuş kralın kılıcı almasındaki en büyük sebep ahiret getirme potansiyelini bir safhaya çıkarmak. Ki özellikle tank şampiyonlara karşı çok iyi bir eşya tercih. Evet, şu anda Jax çok ciddi bir tehdit haline geldi. GT için tabii öte yandan da Son Star'ın yine 2-0-4 oynadığını söyleyelim. Az önce Zven'i almaya başarmıştı. Çünkü Mitty Trick'i korumakla meşgulü. Dolayısıyla Zven'in önü açık kaldı ve Son Star da bunu hemen cezalandırdı. Skorlarda da 8'e 4 öne geçmeye başardı. Altın farkı da 5000'e kadar çıkmış durumda. Şu anda işler Giants lehine gidiyor. Baron vadiye indi. Bakalım takımlar buradaki tercihini nasıl kullanacak? Tabii G2'nin 2 tane daha ejderi olduğunu hatırlatalım tekrardan. Giants'ın sadece alev ejderine karşı. Tabii bir yerden sonra artık bu ejderhalarda özellikle top yani üst koridor şampiyonlar için çok rahat bir şekilde alınır hale geliyor. Bu noktada görebildiğimiz gibi. Evet, orada Jax artık iyice bağımsızlığını ilan etti. Hem ayrı kilitliyor hem de ejderhayı tek başına aldı. Şimdi orada tekrardan alt koridoru doğru ilerleyecek. Expect'le karşılaşacaklar mı diye bakıyorum. Şu anda üst koridorda Knight tek tam başına orada ittiriyor ama ulti geldi. Trick'le Mitty de geldi. Şimdi ışından geliyor. Işından geliyor. Jax de geliyor. Karşısında Expect de geliyor. Orada 3'e 2 kalacak büyük ihtimalle. Giant dikkat etmesi gerekecek. Haritaya bakıyorum. Şu anda aslında Max orada oraya doğru geldi. Orada bir takım savaşı izleyeceğiz mi diye bakıyorum. Knight yakalandı mı? Hayır, yakalanmadı. Şimdi Son Star da oraya geldi ama Giants şu anda bölünmüş durumda. 2 kişi yukarıda, 3 kişi ormanda kaldı. Bakalım orada sıçrayla girdi Hustin içeri. Tree'yi yakalamayı başardı. Arkadan son perde geldi. Bakalım son perde kime gidecek? Zven'e tuttu şu anda. Bir tane de Expect'e tuttu. Sonuncu kime tutacak? Sonuncu da Expect'e tuttu ama hasar yeterli olmadı. Şu anda burada skor almayı başaramadı iki ekipte ama bakalım devam edecekler mi? Baron Piton'un da bir takım savaşı daha izleyeceğiz. Expect orada yakalandı. Sıçrasını kullandı. Orada büyük ihtimalle Mitty almışken yakalamayı başardılar ve skoru aldılar. Bir skoru aldılar. Şimdi 5'e 4 avantajıyla birlikte Baron'a doğru yöneliyor Giants ekibi. Yine Giants'tan müthiş bir karar. Baron'a gidiyormuş gibi yaptılar. Orada beklediler. Hareketsiz kaldılar. Rakibin kör noktası olduğunu biliyorlardı.
ön tarafta kalan Expect bu sefer yakalanmış. Ama şu anda Baron vurmaya devam ediyor. 5'e 4'ler canları oldukça trick ultisini kullandı ama menzilden çıkacakları için hemen bıraktı. Şu anda Hasin'in canı çok azaldı. Büyük ihtimalle düşecek şimdi bakıyorum Hasin. Dikkat etmesi lazım. Giants ekibinin orada trick çok önde kaldı. Trajedi. Ve hemen Smithy J orada bir skor da almaya başardı. Jax şu anda çok ciddi bir potansiyel Giants için. Biz genelde desteklerin bazen nişancılar için öne atıldığını görürüz ama bu noktada Hasin'in elini korkak alıştırmadı, cimri davranmadı. Şifasını kullanarak bu noktada Hasin'i tekrardan hayata tutmayı başardı. Burada görüyoruz. Önce buz yanı, sonra meydan dayanı pasifi devreye girmiş ama o noktada işte o Draktar'ın gece kılıcının verdiği ekstra hasar potansiyeli orada Hamlet'in içinde ölmesine sebep olmuş. Burada yine Baron'a giriyorlar ama yine güzel bir kararla Baron'dan çıkmayı tercih ediyorlar ve rakibinin bu takım savaşı isteğini karşılıyorlar. Pozisyonunu tekrar izlerken alt tarafta şu anda Giants Baron'a başladı. Yani tekrar bitmeden Baron eridi şu anda ve Giants Baron'u da almaya başardı. Az önce başaramadıklarını şu anda saniyeler içerisinde başardılar. Bakalım artık G2 için savunma yapma vakti geldi. Giants ekibi şu anda Baron güçlendirmesine sahip durumda. Yani ilk Baron güçlendirmelerini aldıklarında gayet iyi bir iş başarmışlardı. Baron'u genelde bütün haritaya yaymışlardı. Bakalım bu seferki taktikleri yine aynı mı olacak yoksa orta koridordan toplanıp kule altı girişiminde bulunacaklar. Ama kule altı girişiminde bulunurlarsa biraz sıkıntılı olabilir. Çünkü Nunu bayağı bir alanı kontrol edebildiği için istedikleri hedefe ulaşamayabilirler. Bu yüzden doğru olan yapmaları gereken yine 1-3-1, 3-1-1 yani değişik dizilimler onlara kalmış. Ki zaten bu durumda hem alt koridorda hem de üst koridorda kule olduğu için sanki 1-3-1 tercihi daha iyiymiş gibi geliyor. Evet, bir de elinizde Jax varken ve 5-0-3 oynayan Jax varken bu en mantıklı karar olacak. Büyük ihtimalle şu anda Knight alt koridordan ittirmeye başladı. Üst koridordan da Smithy J'in ittirdiğini görüyoruz. Bakalım Baron'u nasıl kullanacak Giants ekibi. Orada çok rahat bir şekilde almaya başarmışlardı az önce. İşte sağ üstte de ekranlarda görebileceksiniz. Baron'un sağladığı altın farkı şu anda 2000'e kadar çıkmış durumda. Oradaki kuleye verilen hasar inanılmaz. Oradaki kuleyi alacaklar ama Smithy J orada yakalandı. Bakalım neler olacak. Orada 4 kişi birden şu anda girdi. Evet, biraz değil, hala koruyucu meleği var. Bir daha ama alttan oyun bitecek. Çok zaman kaybetti şu anda G2 orada. Alt koridorda kule gitti. Bir de inhibitör gitti. Orada Mithy biraz erken yuttu Jax'i. Dolayısıyla zaman kaybetti. Bir de koruyucu melek şu anda koordinasyon noktasında G2'nin hata yaptığını görüyoruz. Yani bu onlar için yapması gereken, yani zorunda kaldılar böyle bir şey yapmak için, onu söyleyelim. Bir karar vermek zorunda. Alt tarafa gitse takım savaşı yapamayacaklar. Çünkü Baron'lu bir takım ve önde olan bir takıma karşı oynuyorsunuz. Yani Vladimir çok sorun çıkartıyor. Yani Jin'e ulaşamıyorsunuz. Jin arkadan elindeki hasarı çok bedava bir şekilde çıkarttığı için bunu yapma kararı aldılar. Ve en azından alt tarafı zaten tutamayacaklarını biliyorlardı. Yani kaybedeceklerdi her şekilde. En azından haritanın bir tarafını korumak istediler. Ve burada G2'nin bu yaptığı işi de anlamak gayet normal. Evet, şimdi alt koridoru tutması gerekecek. G2'nun orta koridordan ittirmeye başladı şu anda Giants ekibi. Bir sonraki ejderhanın da yine Alev ejderhası olduğunu belirtelim. Bakalım bu noktada da yine Giants'ın biraz daha avantajlı olduğunu söyleyeyim. Çünkü alt koridor şu anda G2'nun aleyhine ilerlemeye devam ediyor. Son starın üst koridora gittiğini görüyorum ben bu noktada. Orada büyük ihtimalle birleşecekler ve oradaki iç kuleyi de almak isteyecek Giants ekibi. Baron güçlendirmesinde henüz bitmediğini söyleyelim. Bu sefer de üst koridorda buluşacaklarmış gibi görünüyor Giants ekibi. Gerçi 30 saniyelik bir süreleri kaldı Baron adına. Oradaki kulenin canı oldukça az, dolayısıyla çok rahat bir şekilde alacaklar oradaki kuleyi. Şimdi bakalım ittirmeye devam edecekler mi? Önemli olan bu. Bu arada Smithy J'in de alt koridorda yine ayrı ittirdiğini görebiliyoruz. Orada tabii çok rahat bir şekilde ittirecek. Dolayısıyla G2'nun orada yine bir kişiyi en azından oraya göndermesi gerekecek şu anda. Ama zaten Giants da üstüne geri döndü. Şimdi doğrudan ejderhaya mı yönelecekler? 4 kişi gelecek şu anda büyük ihtimalle. Evet, kadim ejderhası gelecek şu anda. Oradaki de çok önemli bir ejderha. Baron'dan sonra onu da almaları durumunda yine takım savaşı isteyecekler büyük ihtimalle. Evet, şimdi oraya gösteriyor zaten Giants şu anda.
Smith J'yi de orada ittirdikten sonra şimdi Kadim Ejderha'ya doğru yönelecek. Evet, çok hızlı bir şekilde başladılar. Daha ejderhası yok üstlerinde ama hasarları yeteri kadar şu anda var. Dolayısıyla çok hızlı bir şekilde erittiler. G2 ekibi oraya yönelmedi bile. Şu anda üst koridora doğru gidiyor. Trick oradaki kaynakları alacak. Giants'ın da Kadim Ejderha'yı aldığını gördük. Yine savunma sırası G2'da. Bu sefer genel dönerli bir takım üstlerine doğru gelecek. Alt tarafta açık bir imtörleri var ki belki de en iyi taktiklerden bir tanesi olan ona, yani alttaki imtörü aldıysanız haritanın en uzak noktasındaki koridora gidip oradaki inhibitörü zorlayabilirsiniz ki alt tarafta tutan oyuncuyu daha uzun bir mesafe kat etmek zorunda bırakabilirsiniz. Şimdi Simitri'yi üst koridorda ittirmeye devam ediyor. Orada yine bir ayrık ittirme söz konusu. Yine karar vermek zorunda kalacak. Burada G2 ekibi işler onlar için iş iyi gitmiyor. Şu anda Perks'in yukarı koridora doğru gittiğini görüyorum ben. Orada Simitri'yi karşılamak için ama dikkat etmesi lazım. Çünkü inanılmaz güçlü bir durumda şu anda Simitri. Orada bakalım nasıl bir karar verecek G2. Evet, orada artık kuleye yavaş yavaş vurmaya başladı Giants ekibi. Yukarı koridorda da Smith J hala ittirmeye devam ediyor. Oh. Şu anda yalnız Sven'in aldığı hasar inanılmaz. Orada doğrudan üstüne yolladılar. Dolayısıyla bunu gören Giants hemen kuleye vurmaya başladı. Tanklayacaklar mı diye bakıyorum. Hayır, biraz tankladıktan sonra şimdi yeni bir minyon dalgasını bekleyecekler. Yukarı koridorda Smith J şu anda büyük ihtimalle kule altı mı yaptı diye bakıyorum. Evet, kule altı yaptı ama dikkat etmesi lazım. Çünkü Trick orada kule altı yapılması gereken son oyunculardan bir tanesi. Şu anda iki koridordan da bastırmaya devam ediyor. Alt koridordan şu anda Nexus kulesine vurmaya başladı minyonlar. Dolayısıyla oraya doğru yöneldi. G2 ekibi üst koridoru boş bıraktılar. Oradaki inhibitor kulesi düştü. Oradaki kuleye vurmaya başlayacak şimdi Giants ekibi ama dikkat etmesi de gerekiyor. Bu noktada yapacakları en küçük bir hata oyunun dönmesine sebebiyet verebilir. Dolayısıyla onlar da bu riski almadılar ve tekrardan üstlerine geri dönüyorlar. Üstlerine dönüp cebindeki altınları harcayıp tekrardan balon etrafında konuşlanmak istiyorlar. Ki tabi oranın görüşünü de ele geçirmek apayrı başlı başına bir görev. Bunu da aynı zamanda unutmayalım. Tabi expected fırsattan istifade edip hemen koridoru olabildiğince ileri itmeye çalışacak ki baron esnasında olabilecek bir takım savaşına zamanında gitmek için. Şu anda Baron'a bakıyorum. Evet, 30 saniye kaldı. Dolayısıyla G2 şu anda gösteriyor. Çünkü onların tek çıkış noktası Baron. Altta inhibitör de şu anda tekrardan doğdu. Dolayısıyla bu noktada biraz daha rahat olacaklar karar verme açısından ama Simitici onları rahat bırakmıyor. Hemen alt koridorda kendisini gösterdi. Tabii ona karşı verecek olan şampiyon ise Trundle olacak bu noktada. Muhtemelen o 1v1 takası İstemeyecektir ki baktığımız zaman eşyalarına, yani sadece tek Hydra ile Jax'e karşı cevap verebileceğini ben düşünmüyorum ama bir buz canı geldi. Evet, şimdi burada bakalım takım savaşa başlayacak mı? Knight'in canı çok fazla azaldı. Trick. Orada ama Trick şu anda ulti geldi aslinden. Bakalım Knight'in canına bakıyorum. O da hala yeteri kadar tank. Dolayısıyla takım savaşı orada biraz bozulmuş durumda. Alt koridorda ise Smith'e bir expect'e vuruyor, bir inhibitöre vuruyor. Bir expect'e vuruyor, bir de inhibitöre. Şimdi expect'e döndü ama. Korucu meleği var. Expect orada ne yapacak diye bakıyorum. Orada yardım geldi Knight'den. Şimdi Smith'in yapacağı tek bir şey var. Orada inhibitör almak, bakalım alabilecek mi diye bakıyorum. Şu anda yeteneğini de kullandı. Yukarı koridorda ise Baron karşısında bir takım savaşı var şu anda orada. Giants yine almaya başardı Baron'u. Şu anda iki tarafta da takım savaşları devam ediyor. Mithy nerede diye bakıyorum. Mithy şu anda arada kalmış durumda. Bir Baron pitine doğru yöneldi. Bir de alt koridoru doğru. Orada bir kararsızlık söz konusu. Ki ışınlanla beraber de muhtemelen yine alt koridora gittiğini görebiliriz bu noktada. Simitici'nin eğer kullanmayı düşünürse, ama şunu söylemek lazım, yani Giants haritanın her tarafındaki objektif ve diğer görevleri, ufak çatışma olsun, her şeyi kazanmaya devam ediyor. Evet, şimdi çok rahat bir şekilde büyük ihtimalle buradaki inhibitörü alacaklar. Orada ışınlanla geliyor Simitici, oradaki inhibitörü istiyor şu anda Giants. İkinci inhibitör olacak, alırlarsa bir daha alt
koridordaki inhibitöründe olduğunu söylüyorum. Şimdi orada Mitty çok arada kaldı. Son perde. Mitty düşecek mi diye bakıyorum. Evet, Mitty düştü şu anda. Oyunun sonu olabilir bu. Yalnız Hurt Smithy'ci. Yani Smithy'ci şu anda ortalığı darma duman etmiş durumda. Orada skorlar ama Perks'e gitti. Özür dilerim, Perks'e, Knight'a gitti. Perks'ün düştüğünü gördük. Ve böylelikle 42. dakikada Giants çok çok iyi bir oyunla, çok iyi bir koordinasyonla o başarılı oyununu sürdürmeye devam ediyor Trial. Yalnız harika bir performans. Ki oyunun zaten ilk 20 dakikasında oyunun bir o tarafa gitmesi, bir bu tarafa gitmesi belki de serinin bize ne kadar canlı olduğunu, bir maçında bize ne kadar etkili olabileceğini gösterdi. Tabii şunu da söylemek lazım. Yine objektif etrafında atılan çarplar, işte çarpı atmanın önünde, çarpı atmadan önce verdiğiniz hasar çok önemli. Yine burada gördük yani. İkincisinde trick geldi, bu sefer çalmaya geldi ama yine Max Lord'da kaldı. Hani işte bu %50 şans faktörü, o çarp, işte çarptan önce yaptığınız o ekstra hasarla beraber kombin ettiğiniz zaman oradaki hesaplama çok, çünkü çok düşünmek için çok ufak bir alanınız oluyor, bir zamanınız oluyor. O anda hemen karar verip kullanmanız gerekiyor. Max Lord burada o işi iyi yapan taraftı ve oyunu, maçı da böylelikle Giants kazanmış oldu. Kesinlikle şunu söylemek lazım, haklı bir galibiyet oldu. Yani şans değil. Giants ekibi, yani lige bu kadar kötü başlayıp şu anda bu kadar iyi olmalarına gerçekten ben anlam veremiyorum. Ama takıma ne yaptılarsa, ne ettilerse onlar adına, organizasyon adına çok iyi işler onları bekliyor. Evet, yani oyunun başında da konuştuk. Dedik ki bu maçı Giants kazanırsa bizim için sürpriz olmayacak. Gerçekten ama en azından şu var ki yani seyir keyfi çok yüksek bir maç izledik. İki takım da çok iyi oynadı ama son 20 dakika işler G2 için evet, hiç de iyi gitmedi. Yani özellikle fanatiğin kazandığı bir haftada G2'nun şu anda en azından bir puanı kurtarmak için az sonra maç yapacak olması hiç de iyi bir haber değil G2 adına. Evet, biz bu maçı sunarken diğer yanda Splice ve Rocket de maçlarına devam ettiler ve oradaki ilk maçı da Splice almayı başardı. Biz böylelikle bu serinin de ilk maçını anlattık. Ben Berat Consilarius Ataseven ve yanımda Ercan Triaybani Bozkurt ile birlikte bugünkü ilk maçın sunumunda sizlerle birlikte olduk. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından Can Scarlett Çaldıran ve Anıl Can gitarist Başaran sizlerle birlikte olacak. Şimdilik hoşçakalın.